Evet, büyük bir acı içerisindeyiz. Büyük bir afet içerisindeyiz. Canımız yanıyor. Anneler ağlıyor. Evlatlar babalarına, ailelerine kavuşamıyor. Bir taraftan da bakıyoruz ki en çok bu zamanda iletişime ihtiyaç olunan zamanda Twitter'ın iletişimi kesilmiş, daraltılmış. Böyle bir şey olamaz. Sosyal medyayı kısmakla hiçbir şey engellenemez. Biz de Sayın Tuncay Özkan, İzmir Milletvekilimiz, Bilişim Mecraları Komisyonu üyemizle birlikte BTK'ya geldik. Geldik burada, dedik ki bir bilgi talep ettik. Saat 15'te neden daraltmaya gittiniz diye sorduk. İçeriye geldiğimizde dediler ki bir kişi var efendim, o da Metin Yazıcı idari, binanın idari işlerinden sorumlu bir kişiye. Ona sorduk, dedik bu bant daraltma uygulaması kararı kimin tarafından, hangi gerekçeyle, yasanın hangi maddesine göre verilmiştir? Bir soru daha sorduk. Başka, yoksa siz vermediyseniz başka bir odak noktası mı, başka bir kurum mu veya bunu yapan kimdir tespit ettiniz mi? Bu konuyla ilgili bir suç duyurusunda bulundunuz mu? Bakın, Türkiye çok acı günler yaşıyor. Canımız yanıyor. Afet, yas içerisindeyiz. Şu anda bu ilk buldukları sadece sosyal medyaya erişimi azaltmak ne demektir? Allah aşkına akıl, vicdan, insaf, her türlü şeyi söylemek lazım. Şu anda yapılması gereken tam tersine iletişim kanallarının maksimum düzeyde açılması, insanların birbirine daha rahat iletişiminde olması gerekir. Geldik, sorduk ve kendilerinden cevap bekledik. Sayın Tuncay Özkan ve ben kendilerine anlattık. Sorularımızın cevaplarını istiyoruz dedik. Numaralarımızı verdik ve bekliyoruz. Bu sorunun cevabının karşılığı olamaz. Şu anda olması gereken daraltma değil. Bu olması gereken vatandaşın erişimini kolaylaştırmak. Buradaki temel sorun Bilgi Teknolojileri İletişim Başkanlığı'nda muhatap bulunamamasıdır. Binada olan tek kişi, o da yoldan geri çevrilen İdari İşler Müdürü'dür. İdari İşler Daire Başkanı'dır. Diğer yetkililer ne yazık ki böyle bir soruya yanıt veremediler. Ve şu an binada sadece daire başkanının, idari daire başkanımızın bulunduğunu söylediler. Başka hiç kimse yok. Şimdi buradaki sorunu şöyle çözelim. Biz saat 15'ten itibaren bu görüşmeyi yapmak için telefon ediyoruz. Randevu istiyoruz. Türkiye'nin bilgilendirilmesini, bunu kim yaptı? Korsan olarak mı daralttılar sosyal medyanın bant genişliğini? BTK mı yaptı? Başka bir kurum mu yaptı? Nasıl yaptınız? Hangi mahkeme kararıyla yaptınız? Hangi idari kararla yaptınız? Ancak bunların yanıtları yok. Biz şimdi iletişim bilgilerimizi verdik. Binada olan tek daire başkanı bunları aldı. Bize yarın veya öbürsü gün bunların bilgileri ulaştırılacak. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir yönetim biçimi olamaz. Bu ancak otokraside olur. Bu ancak bazı gerçekleri saklamak isteyen yönetimlerde olur. Türkiye'nin yarısı kan ağlıyorken, bir diğer yarısı o kan ağlayan yarısına yardım için canhıraş, ciğeri yanarak yardım peşinde koşarken, bu tür yasa dışı, ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Bu tür yasa dışı diyorum çünkü yasal olup olmadığına dair bize bilgi verilmiyor, toplum aydınlatılmıyor, uygulamalar o insanların hayatına mal olabilir. Biz bunu reddediyoruz. Biz bununla ilgili olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi bildiklerimiz var ama onlardan açıklama bekliyoruz. Eğer onlar açıklamalarını yalan yaparlarsa, yanlış yaparlarsa onların suratlarına çarpacağız. Ama şimdi kendilerine, toplumu aydınlatmaları için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, ana muhalefete bilgi vermeleri için bir süre tanıdık. O süreyi bekliyoruz şu anda. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir iletişim hattımız var. Evet. Oraya gelen şeyleri şimdi söyler misin lütfen abi? O daraltılma olduğu dakikadan itibaren bizim telefonlarımız yine kilitlendi. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Gerçekten günahtır. Gerçekten büyük vicdansızlıktır. Bu kadar beceriksizlik, bu kadar vicdansızlık olamaz. Kabul edecek bir nokta değil. Bu şu anda her şeyi bir kenara bırakıp vatandaşın iletişimine odaklanmalı. İnsanların birbirine kavuşmasını, bir an evvel kavuşmasını sağlamalı. Tek derdi bu olmalı. Soruları sorduk sayın vekilimle birlikte. Cevabını bekliyoruz ve takipçisiyiz. Buradayız, bekleyeceğiz. Cevap gelene kadar ve takipçisi olacağız. Vatandaş soruyor. Nerede devlet diye. Biz de soruyoruz. Kim yaptı? Devlet nerede? Devlet nereye saklanıyor? Devlet olsa, devlet gerçekten bu milletin devleti ise vatandaşın canına kast edecek böyle bir hareket içinde bulunamaz. Biz de soruyoruz. Devlet nerede?
Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Evet. Cevabı almadan da gitmeyeceğiz. Biz çözümleri biliyoruz. Bu düzen ortadan kalkacak. Halkına bilgi vermeyen, halkını enkaz altında bırakan bu düzen ortadan kalkacak. O zaman her şey hukuk dahilinde olacak. Her şey devlet, hani o büyük laf var ya, ya devlet başa ya kuzgun leşe diye devlet başa gelecek. Bunun başka çaresi yok. Bu bant daraltma işinin bir hukuksal yapısı da var. Onu da içeride sorduk. Yani bir kişi kafasına göre istediği zaman hadi kızın sosyal medya diyebiliyorsa, ki gördüğümüz nokta odur, işte o zaman yandık. Gerçekten. Nasıl insanlar birbirine kavuşacak? Derhal bunu kaldırmaları lazım. Derhal. Buradayız, bekleyeceğiz. Takip edeceğiz.